Günaydın. Şu hale bak. Kar altında kaldık, iyi mi? Yol fena değil burası ama. Bak. Bütün kar küreme aracı attı buralara karı. Karı gördük en sonunda. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Ya, böyle işte. Sürprizlerle dolu. Evden uzakta hayatın tadı. Harika gerçekten. Elim dondu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Bu servis, hala o servisteyim. Mazotum çalınmıştı Slovenya'da. Oradan Suven'e, Avusturya sınırına gitmiştik. Avusturya-Almanya sınırına. Gümrük sahasının içerisinde mültecileri göstermiştik. Afrika Eritre'den gelmişler bu arada. Onu da öğrendik. 6-7 kişilerdi. Birkaç bayan, birkaç erkek. Sonra yükümüzü boşalttık. Yük aldık. Her şey güzel. Lay lay lom goy goy geldik. Bulgaristan'a girdim. Bulgaristan'da fena değildi hava dün akşam girdiğimde. Fakat takografım bu Gergana market var hemen yanımda. Birazdan gösteririm. Oraya kadar yetti. Birazdan niye gösteriyorum? Hemen göstereyim. Ama bere mi giyseydim kafamı? Bere giyeyim değil mi? Tabii. Ezilmeyelim de. Oho, hale bak. Evet. Gel göstereyim. Arabanın haline bak. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Sen bana söyle. Sen bana söyle. Buradan nasıl çıkacağım? Bu edepsiz yaptı bunu. Bak burada. Süpermarket Gergana diyor. Akşam geldim. Dedim ki şu Gergana'nın önünde dedim. BAG'nin falan durduğu bir nokta var dedim. Dur orada dururum dedim. Tam 15 saatlik takografımın dolmasına 3 dakika kala yanaştım buraya. Bak, hiçbir şey yoktu dün akşam. Hoş geldin, günaydın. İki tuttuk yani. İki tuttuk, 3 de tutuyoruz. Bak, hale bak. Gel. Ya, ya. Ama... Problem. Ya yok problem ama... Maybe... Kürek. You know kürek? Kürek. No, yeah. No. İma kürek. İma. İma. Çakay edin haur. Polvin haur. Polvin ças. Nema problem. Ne problem? Malık be malık. Nema problem. Okay, merci. Diyor ki buraları diyor, küreyim diyor. Ulan dilime sokayım yani acı biber sokayım dilime. Böyle buralar bu hale geldi. Diyor ki al arabanı da diyor. Ben diyor küreyim burayı diyor. Nasıl alacağım bu arabayı? Şu arabanın haline bak. Şu arabanın haline bak. Bu arada bunu alsak ne? Az ileride Sofya kapalı. Tamam gideceğim zaten. Birazcık yürüyeyim. Gidebilirsem. Şuraya bak. Bak. Bak tepeye bak. Çok güzel. Harika değil mi? Sıçtık yani. Ne plaka görünüyor ne bir şey. Dur bakayım yapacağız bir şeyler. Arkadaş buraları küreyim diyor da. Bakalım göreceğiz. Nasıl olacak? Çıkabilirsem. Biraz gidip bir benzinlikte bir daha duracağım. Çünkü zaten daha ileride polis yolu kapatmış. Gidemezsin diyor. Evet böyle yani. Oh. Şurayı al be. Al şurayı be. Şurayı alsana şöyle. Oo.
Bu adam yürüyemiyor. Ben nasıl yürüyeceğim? Bak 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 bak. Pati çekiyor bak. Yani. Deneyeceğim ya. Vallahi deneyeceğim. Bakalım çıkartabileceğiz mi bu aracı buradan? Kısmet. Ah. Kapı da dondu. Allah. Şans. Ellerim dondu. Senkron için alkış bile yapamıyorum. Oh. Bir marşa basayım. Ha? Aferin. Şu montu bir çıkartayım. Ay. Ay. Bu arada şöyle ya, bu servis çok acayip bir servisti. Her türlü şey yaşadık. Yolda da kayınvalidemin vefat ettiği haberini aldım. Allah rahmet eylesin. İşte apar topar benim Zeynep işte Bulgaristan'daydı. Bulgaristan, daha doğrusu Bulgaristan'da vefat etti kayınvalide. Apar topar hemen geldiler. Ben de dönüşte dedim işte bizim müdüre, böyle böyle ben geçerken köye uğrayacağım. Yani sonuçta bir paralel yol, bir çok uzatmıyor yolu. O da başın sağ olsun dedi. Sağ olsun dostlar. Köye uğrayacaktım ama yollar felaket. Şimdi birazdan bir hareket etmeye çalışayım. Edebilirsem edeceğim. Ben gene kurallara uyayım, tako başlangıç yapayım. G8-46, dur bakalım. Deneyeceğiz bakalım Ford buradan çıkabilecek mi? Gördün lastiklerin halini. Şu yan tarafa zıplayabilirsek en azından bir benzinliğe kadar atarız kendimizi. İyi olur. Oh. Önce bir geri vites yapalım. Oh, nasıl oturdu araba. Ama şimdi geri vites yaptık. Azıcık yürüdük. Haydi bismillah. Aslansın be! Ne diyorsun? Aslansın. Çıktı. İnanamadım. İnanamadım. Hayatta çıkmaz dedim. Avusturya'da şu kadarcık, bak şu kadarcık bir şey vardı. Kar vardı. Oradan çıkmadı bu araba. Çıktı. Nasıl çıktın burada? Demek ki şey, o arada kar sıkışmamıştı ya. Arada bir mesafe vardı. Orayı tutturabildik. Aa, çok iyi oldu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi gidebilir miyim köye acaba? Ama Sofya'yı geçemeyeceğiz. Kapatmışlar polis yolu. Bu arada benim oğlan da geliyor. O da şeyde, Romanya'da şu anda. Ya da Bulgaristan'da gümrük yaptırıyordur. İngiltere'den geldi çocuk, ben Almanya'dan dönemedim. Arada fark var. Genç, delikanlı. Delivanlı. Şöyle yavaş yavaş gidelim.
hadsiz taksi sürücüleri bizi şey yapmasınlar, tehlikeye sokmasınlar. Ben gene şöyle sağdan gideyim. Aslında bıraksalar beni hiç durmadan ben giderim ya. Da şöyle bir şey var. Ben şimdi bu ana güzergahtan, yani otobana çıktıktan sonradan bahsediyorum. O güzergahtan ayrılıp bir üst cadde, yani bir üst paralel yola, yine transit yoludur o da. Yani orayı hiç bırakmazsan mesela Hamzabeyli'ye falan gidebilirsin. Tırların da kullandığı bir yol. Orada da fabrikalar falan var. Ama o yola geçebilmek için, yani geçtikten sonra daha doğrusu bizim köye yani ulaşabilmek için bir şey var. Kalofer geçidi var. Şıpka kadar yüksek değil, Troyan kadar yüksek hiç değil. Nispeten alçak. Ama buralar bu haldeyse orası zannedersem kapalıdır şu anda. Kaldı ki Sofya'yı geçemeyeceğiz biz. Büyük ihtimalle. Şimdi böyle gidiyoruz ama tamam dur. Diyor ki yoldan çıkıyorum diyor. Çıkmıyorum ya. Ben şey yapayım. Sağ tarafı görmüyor musun? Kar var sağda. Dur bakalım. Sürpriz nerede çıkacak karşımıza? Polizay bizi nerede durduracak? Ay. Gayet güzel yol ya. Vallahi güzel asfalt. Görünüyor işte. Tuzlama da yapıldı. Dünden beri zaten arkadaş kar küreyip duruyor. Çok fazla beyaz var. Aa şaşırdım. Uğraşacaktım kürek mürek. Bayağı uğraşacaktım ya. İnşallah biz çıkarken Dorse arkamızda kalmıştır. Dorse kopup kalmasın orada. Valla Dorse de geliyor. Yükümüz de var 13 ton. Demek ki doğru hamlelerle çıkabiliyormuşuz. Vay be. Şaşırttın beni Ford. İyi ki varsın Daisy. Evet. Ya bütün mesele ne biliyor musun? Yani köye gidip orada yani böyle zamanlarda belli oluyor. Beraber olduğunu hissettirebilmek. Yani bütün maksadım o. Yoksa ben buradan gittiğim yere kadar giderim. Polis nerede dur dedi orada dururum. Sıkıntı yok. Ondan sonra açılınca öğleden sonra yollar. Giderim Kapitan Andrei. Problem değil. Ama gönül başka şey söylüyor yani. Orada olman gerektiğini biliyorsun aslında. Yani içeride sesinizi dinlerseniz aslında çok şey söylüyor bize. Biz sadece bu dışarıdan gelen müzik sesi var ya, onunla bastırıyoruz içerideki sesi. O yüzden bazen doğru hamleler yapamayabiliyoruz. Doğru tarafta olmak lazım, doğru olmak lazım. İçerideki sesin gerçekten ne dediğini, hani uhrevi mi, rahmani mi, şeytani mi, bunu çözebilmek lazım. Arkadaşım beni geçmeye çalışma. Bu yolda tır sollanmaz. Sen geri zekalı mısın da beni sollamaya çalışıyorsun? Ben ya kaysam üstüne çıksam senin? Hem ayrıca ben yolu açıyorum şu anda. Senin için açıyorum. Almera, Primera neysin sen? Nissan'sın da. Volkswagen'miş lan. Nasıl kar şeklini değiştirdiyse arabanın. Belki de eklidir araba. Önü Nissan, arkası Golf olamaz mı yani? Bence olabilir. Bu arada ben ne güzel kalorifersiz gidiyorum. Açsam ya şunu azıcık. Araba ısındı. Bu arabanın da en sevdiğim taraflarından bir tanesi şu yani. Tabii 1 kilometre gidiyorsun araba ısınıyor. Hani 1 çok az oldu da 5 yani. Hani normal küçük binek araba gibi değil. Hani motor hacmi yüksek arabalar uzun sürede ısınıyor ya normalde. Bu öyle değil. Tabii yükü var. Ona göre yakıyor. Ona göre güç üretiyor ya. O yüzden çabuk ısınıyor demek ki. Önceki seri de böyleydi. Hemen hiç şey yapmaz. Yola çık, aç kaloriferi sıcacık. Kar, kış, kıyamet dinlemeden sizin için video çeken bu adamın
videolarını umarım beğeniyorsunuzdur. Ay, 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 ay. Güzel güzel, şimdiye kadar güzel geldi. Ama tabii Sofya bitirmiyor bizim işimizi. Yani Sofya'dan sonra daha bir de ihtimal rampası var, ihtimal tüneli var. Oradan rampa aşağı inmesi var, Plovdiv'in düzlüğü var. Oralara gidebileceğimi düşünmüyorum. Zaten telsizden de dinledim. Bizim olayımız böyle. Önce haberini al, ondan sonra ona göre hareket et. Hatta şey dediler yani, parklardan çıkmayın arkadaşlar, polis yolu kesiyor, gidemezsiniz. Boşuna takografınızı başlatmayın dediler. Ama ben bu takografla tabii Kapitan Andreeva'ya ya da eve kadar süreceğim mantığıyla olmadığım için saat 8.40 gibi başlattığımız tako akşam 9.40, 2 saatte uzatsam 10.40, 11.40'a kadar benim oynama alanım var. O yüzden rahatım yani. Başlattım, çıktım, ne olacaksa olsun be şeklinde yoldayız yani. Ama yol yer yer tutuyor lastikleri. Ya bu tepedeki karı ne yapacağız peki ya? Ne saçmaladım ben orada değil mi şeye, kürekçiye? Yok, Bulgarca kürek demeyi bilmiyorum ben. Ne bileyim kürek ne? Kürek deyince anladılar ama herhalde bunlarda da kürek. Kürek dedim, var dedim, açacağım dedim kafama göre ama onu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. En son bir iç sesim dedi ki edin momentte, adam bir saniye ya da bir an bekle desem adam neyi bekliyoruz diyecek. O karıştı. Arkadan İngilizce bağırıyor, diyor ki benle konuş, benle anlaşırsın diyor. Onun yarısını oradan aldık. Ondan sonra anam kırmızı yanmayaydın iyiydi be. Duruyor mu bu? Vallahi durursa duracağım, durmazsa giderim ha. Harbi durdu ha. Durdun mu? Durdu. Durdu. Vallahi durdu. Heh. Ne dedim ben ona? Bir şey dedim ya. Pulvin haur dedim. Yarı Bulgarca, yarı İngilizce. Pulvin ças, ças. Bunlar da saat ças. Pulvin yarım ne? Yarım saat dedim. Bekle dedim. O da ne ma problemi dedi. Bulgarca biliyor dedi ya. Nereye biliyor? Tarzanca. Her şey var kafamda. Kafam çorba. Bir de Arapça öğrenirsem çok istiyorum ya. Vallahi. Böyle dünyanın her yerindeki kültüre aşina olmak lazım. Herkesi anlamak için herkesle iletişim kurabilmek lazım. Keşke bütün dünya Türkçe konuşsa da biz de böyle işler yapmak zorunda kalmasak. Kendi beynimizi çok da zorlamasak yani. Kıymetli beyinler bunlar sonuçta. Bir dönem dünyaya hükmetmiş beyinlerin devamı bu. Bu genler oradan geliyor. O yüzden çok da yormak istemiyorum. Ama belki de yormak gerekiyordur. Biraz kafa patlatmak gerekiyordur. Sadece okumak değil, okuduğunu doğru anlamak da gerekiyordur. Bunu da buraya koyayım artık, kim isterse alsın. Yani şuradan yola çıkalım. Farz et ki ben kitap yazdım. Yazarım da yani, o kadar problem değil. Yazdım. Ama saçmaladım yani, saçma bir şeyler yazdım. Sırf benim kitabımı okudun diye sen aydın olur musun? Olmazsın. Demek ki neymiş? Doğru kitabı okumak lazımmış. Onu da böyle bu karlı manzara eşliğinde sizinle paylaşmak istedim. Ben bir su sıktırsam bakayım şuna. Azıcık çözdürsem. Antifrizli cam suyum varken sıksam. Çözmüyor arkadaş. Biraz benim tarafı yandan açtı da sizin görüş açınızda çok iyi şeyler yok maalesef. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Burada bir zıplayacağız. Artık avucumuzun içi gibi biliyoruz. Bu yollar böyle şey gibi oldu. Yani her gün geçtiğimiz yollar gibi oldu. Görmesek de orada bir tümsek olduğunu biliyoruz yani. Suyu da bitirmeyelim de sonra fellik fellik buralarda su aramayalım. Euro euro paraları leva leva ödemeyelim.
suya para. Şu an eksi 2 derece arkadaşlar hava. Yavaş. Yavaş. Daisy kıymetli. Daisy kıymetlimiz. Efendimiz. Çok güzel. Döner kavşaktan döneriz. Evet. Dönüyorum sola. Sola dönüyorum hadi. Eskiden öyleydi. Direksiyonu döndürmeye çalışıyordum. Kol kası yapıyordum. Şimdi öyle değil. Maşallah. Parmak ucuyla döndürebiliyoruz. Ama şov yapmanın alemi yok değil mi? Kıskanmasın kimse. Çok pislik hissediyorum bugün kendimi. Niyeyse. Sağ tarafta ayna ısıtmamız var. Bassak ya şu aynaları bir ısıtsak ya. Ya hiç de söylemiyorsunuz. Yardımcı olun. Bir kopilotluk yapın be arkadaşım ya. O ayna ısıtma sunroof'u da ısıtıyor mu acaba? Ay bakalım. Burada tırlar var. Şurası da eğlenceyi sevenlerin mekanı. Simona sağ tarafta. Tırlar oraya park etmiş. Hazır burada yemek var, tuvalet var, duş var, kulüp var, takılmalık. Ben de o zaman gideyim de buraya yakın durayım diyen arkadaşlar olabilir. Ben şöyle bir kenara çekeyim. Arkadan hayvanat geliyor bir tane. Gardner misin sen? Bakayım. Hadi geç. Aç bize yolu. Hadi geç. Hadi. Gardnerci. Hadi git. Bak durmam ama yol veririm. Kaydırma, kaydırma sakın ha. Aferin. Good boy. Tamam. Eksi iki, eksi iki. Nereye gidiyorsun oğlum? Aynalar çözüldü. Sağ taraf çözüldü. Solda da bir hareketlenme var. Haydi bakalım. Ben bu ön cama da bir sıcak hava versem. Bu arada ön camı biz dolduruyoruz. Aslında bu bir hata. Şu havlu kağıdı koyalım şuraya. Şu hava kanallarını açık tutalım. Şu dosyalar, evraklar. Nasıl yapalım? Önemli de bunlar yani. Ön cama da ısı verelim ki o da biraz böyle salsın kendini, sileceklere yardımcı olsun. Değil mi ama? Bu arada ben gidiyorum da nereye gidiyorum bilmiyorum. Ne navigasyon açtık, ne bir şey yaptık. Polis bizi durdurana kadar gideriz. Bir Plovdiv tarafına atabilsem kendimi, bir Necon'un oraya falan girebilsem. En azından sabah sıcacık bir çorba içerim. Ondan sonra da bakarız keyfimize. Burak'la buluşmak istiyorum ama Burak'ın olduğu taraf acayip yoğun. O Vidin tarafından gelecek. Vidin'den Sofya'ya inmesi gerçekten çok zor. Öğlen saatlerinde anca açarlar yolu. Akşama kadar zor gelir diye düşünüyorum. Gelirse o da. Bakacağız. Bakacağız. Alper ilçe başkanı da Turan Kaya, benim amcamın oğlu. Saçma, adamı da hapse atmışlar ya, ne gerek var. Tamam, 3 sene önce yaptığı bir hareketmiş o. Yani doğru bir hareket değil tabii ki. Ama en azından bütün Türkiye'yi güldürdüğü için buna böyle bir tolerans gösterilebilir yani sonuçta. Kendine zararı var bu adamın. Yani çapını büyütmeye çalışıyor, anladın mı? Kendini şişiren tipler var ya. Ben var ya, ben eskiden öyle işler yaptım ki, ya da işte ben var ya, ben öyle büyük adamım ki. Haha, sen ne sanıyorsun? Bakma benim böyle olduğuma. Yani o, anladın mı? O şey diyor ya, Toros'la geldik diye böyle zannediyorsunuz diyor. Ya tam Toros'la geziyorsun işte sen. O değil ki yani. Bu bir ölçü değil. Bu bir kriter değil. Yani bu insanlığın dimağının gelişmiş olduğunu kullandığı arabasından öğrenirsin diye bir şey yok. Yani sen bugün Rolls Royce'a da binsen benim gözümde aynı adamsın. Toros'a da binsen aynı adamsın. Bir şey değişmiyor. Allah sana onu nasip etmiş. Ona biniyorsun.
bu abeste iştigal ama işte kendi çapsızlığıyla alakalı bir durum olur ama bu da hani bulunduğu bölgede kendini geliştirememiş. Bunlar çok normal şeyler ama belki adamın öyle de yetenekleri vardır ki. Mesela o adam tarladan tapadan çok iyi anlıyordur. Ben anlamıyorum abi. Elime kazmayı küreyi alayım. Bana sür de tarlayı. Ya da işte ne bileyim toprağı havalandır da. Ben mahvederim orayı yani. Ben temel kazarım oraya. Yani ev yaparsın benim kazdığım yere. Yani. Dolayısıyla hiç kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Herkesin birbirinden üstün özellikleri var. Ama bu da diğerlerinden üstün olduğu anlamına gelmiyor. O orada bir yanılgıya düşmüş. Hani onu hapse atan hakim de yani ya yazık cahil lan bu. Zaten acı çekiyor kendi içinde belli. Kendi bir şey olamamış. Amcası da Turan Kaya da ne çok reklam yaptı ya adam sayesinde. Bence onun destek olmalıydı. Hakikaten varsa öyle birisi tabii. Benim amcam LHP ilçe başkanı Turan Kaya. Bir de ilçe başkanı yani. Yani il başkanı falan da değil. Hani abartmayın oğlum bunlar insan insan. Öyle hani bir siyasi partinin bir yapılaşmasını, bir yapılanmasını yönetiyor dediğin de şey yani haftada bir toplantı yapıyorlar bu. Yani çok büyütülecek işler değil. Tüm partiler için söylüyorum bu arada. Hani MHP canımız cicimiz severiz biz MHP'yi yani. Benim babam rahmetli MHP'liydi. MHP'den başkasına oy vermem. MHP, milliyetçi. Ya milliyetçilik tabii ki önemli. Hepimiz milliyetçiyiz yani. Ama fanatiklik düzeyinde hiçbir partinin peşinde değiliz. Biz ülkemiz kalkınsın, ülkemiz iyi olsun, iyi yerlere gelsin diye kendi görüşlerimizi paylaşıyoruz. Başkasının görüşlerini alıp satanlar var, o ayrı. Bir de başkasının görüşlerini kendi görüşüymüş zannedenler var. İşte bu da cehalet. En büyük cehalet. Bir başkasıyla varlığını sürdürebiliyor. Kendi yok ortada. Ama farkında bile değil işte. Cahillik bu. Yani şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Yani böyle konuşuyorsa bil ki o adamın fikri yok. Yani. Evet. Karlı bir Bulgaristan sabahında Sofya çevre yolunda bir Türk tırı herkesin eşit göründüğü, tüm arabaların beyaz olduğu, hiçbir metalik rengin, fazladan para verilerek alınmış hiçbir özelliğin kalmadığı, Allah'ın adaletinin simgesi olan kar yağarken Sofya'da. Bir de bir nokta koy değil mi? Cümleye nokta koymadın mı? Böyle sarıyorsun ondan sonra. Halbuki şunu demek istiyoruz. Kar yağdı mı tüm renkler kaybolur, beyaz çıkar ortaya. Sofya'dayız. Sofya nerede? Dağa kaçtı. Sofya Bulgaristan'da. Bulgaristan nerede? Balkanlar'da. Balkanlar nerede? Dünya'da. Avrupa kıtasında. Avrupa nerede? Dünya'da. Öyle gider bu. İşte zihninde hep bir yere vardırırsın. O nereden, bu nereden, şu nereden dersin. Hepsi birbirine bağlıdır ve Allah'ı bulursan sıkıntı yok. Doğru bir düşünce tarzındasın ama ondan gayrısı batıl oluyor. Biz bu suyu bitireceğiz galiba sıka sıka. Ne yapalım ya? Arkadan da bir tır geliyor. Şşş, gelsene be. Şşş, geç beni be. Öyle bedava peynir fare kapanında olur. Hadi geç. Ücretini öde. Bunca zamandır ben getirdim seni buraya. Arkada geliyor bir tane. Merso geliyor bir tane. Mercedes'i kimdir bu? Barsancı mıdır? Canım illa Barsancı olması gerekiyor. Belki Bulgar'tır bu. Çok da yavaşladı ya. Ya da ben hızlanmışım. 85 yapıyorum. Ya telsizde dediler ki Sofya'nın çıkışında polis kesiyor yolu. Gidemiyorsun dediler. Kesmedi ki hiç. Kaçalım mı polisten? Yapalım mı öyle bir aksiyon? Arkadaş ne servismiş ya. Giderken ayrı aksiyon, gelirken ayrı aksiyon.
Bir servisi iki videoya böldük. Hala malzeme çıkıyor. Heh, gel bakalım Barsancı, yürü. Oğlum artık arabanın şeklinden, duruşundan firmasını tahmin ediyoruz. Teşekkür ederim kardeş. Geç bakalım. Hey yavrum benim. Soldan soldan gidiyor. Takıldık peşine gidiyoruz. Ben riske atmam. Ben sağlamcıyım baba. Öyle benim altımda binlik motor olsa ben bu yolda 50'yi geçmem. Yani anladın mı? Öyle garanticiyim ben. Riske girilecek konularda sonuna kadar giriyorum. Onda da bir problem yok. İş konusunda özellikle. Yaparız. Yapar mıyız? Yaparız. Şöyle mi olsun? Olsun öyle olsun. Ya da şöyle yapsak daha iyi olur. Yaparız. Hep böyle. Ama abi bu trafik hiç risk kaldırmıyor ya. Bir de tek canın var ya, hemen ölüyorsun. Hemen ölüyorsun bir de ha, öyle şey değil. Hani dur bakayım çarptık ama şunun bir analizini yapalım, nasıl oldu böyle, ha bu kazanın sonucunda ben kesin ölürüm. Böyle bir analiz de yapamıyorsun. O zaman öleyim de diyemiyorsun. Hani ya hak ettim lan ölmeyi falan. Böyle bir durum da yaşanmıyor ya. Hani lap gittin ya, ne oldu da öldük şimdi dersin yani. Ya, ne oldu, ne yaptık da öldük ya. İşte onu baştan hesaba kat ki bir salaklık yapma. Barsancı çok açtın arayı ama yakın gidince de camlarım kirleniyor. Oh. Rüzgar kesiciyi hala tutuyor muyum bu mikrofonun üstünde? Allah. Bak bu dışarıda kullanılacak bir şey. Öğrenemedim hala şunu. Şöyle aşağıya alayım da sesim daha net gelsin. O kadar şiirvari konuştum. Üstünde rüzgar kesici varmış. Sesimin rengi tam çıkmadı ya. Neye üzülüyor değil mi? Dünyada neler var üzülecek? Millet neler yaşıyor? Bir kişiyi kaybettik ailemizden. Çok canımız yandı. Çok canımız yandı. Sonra dedim ki şu an öyle adam var ki ailesinden şu son bir ayda 37 kişiyi kaybetmiş. İzliyoruz değil mi bunları? 37 kişi aynı aileden. Amcası, dayısı, teyzesi, halası, halasının oğlu, torunları, şeyleri, kızları, eşi. Adam hayatta. Ya öleyim dersin ya. Bu nasıl bir acı? Bu nasıl bir keder yükü? Yani dünyanın bütün yükünü o adamın üstüne vermişsin gibi. Ama hala dimdik ayakta. Diyor ki biz Allah için savaşıyoruz. Bitti ya. Şu metanetin, yani şu kafanın onda biri ya, onda biri, kendimi de dahil ederek bizde olsa, bu teslimiyetin gerçekten onda biri bizde olsa, biz bu halde olmayız arkadaşlar ya. Ciddi söylüyorum. Bizde, biliyorsunuz her şey problem bizde. Oo, önüme nasıl geçersin? Oo, beni nasıl sollarsın? Vay şöyle yaptın, vay böyle yaptın. Ya dert mi şimdi bu? Allah'tan bulsun. Gönder gitsin. Takılma sen ona ya. Takılma. Boş ver demiyorum. Ona zihnini takıp da enerjini harcama. Başka bir şeye harcarsın enerjini. Daha iyi. Daha iyi şeyler yapmak üzere harcarsın. Potansiyelini kullanırsın. Biz her şeye, herkese takıyoruz. Takık vaziyetteyiz. Patlamaya hazır saatli bombalarız hepimiz. Saatimiz gelmiş her an. Ya da pimimiz çekilmiş. Mandalımız bırakılmamış sadece. Böyleyiz ya. Yani. Niye böyle olmuşuz bilmiyorum. Sakinliğimizi
vakur duruşumuzu hiç korumuyoruz yani. Neyse. Neyse. Biz tırımızı sürelim. Var ya öyle diyor. Sen tırını sür. Sen girme o konulara. Sen tırını sür. Demedin ilahiyatçılara laf söylerken Gülşen'e sen şarkını söylesen ne karışıyorsun diye. Demedin. En ufak bir sokak hayvanı ile alakalı can acıtıcı bir haber duyduğunda bir araya gelip diyorsun ki haklı olarak arkadaş sen bu ağzı var dili yok hayvana nasıl bu zulmü yaparsın, kızıyorsun bağırıyorsun ama bu kadar insan öldürülünce çok da önemli değil yapıyorsun yani. Demek ki sen birilerinin yaşamayı hak ettiğini, birilerinin de hayvanlar kadar bile yaşamayı hak etmediğini düşünüyorsun. Ne kadar acı bir şey bu. Kendi adına üzül. Kendi adına üzül. Bu insaniyetini kaybettiğin için otur ağla. Ben sana ağlamayacağım. Ben seni düşünmeyeceğim. Biz söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Durduğumuz yeri sağlamlaştıracağız. Ama biz seninle ilgilenmeyeceğiz. Sen ölürsen de senin için de üzülmeyeceğiz. Namazını kılmaya da gelmeyeceğiz senin. Bir de şu var ya, adam kim? Metin Hoca vefat etti. Adam demiş beni yakın demiş adam. Şeyi var ya, adamın vasiyeti. Adama niye eziyet ediyorsun da şey yapıyorsun, camiden kaldırıyorsun onun cenazesini. Namazını kılmaya çalışıyorsun, kıldırmaya çalışıyorsun millete. Adam beni yakın demiş, yakın beni, yakın. Ben inanmıyorum demiş ya. E şimdi ben Hristiyan değilim. Benim namazımı, cenazemi kiliseden kaldırsalar ben ne hale gelirim? Derim ki arkadaş böyle şey mi olur ya? Ben Müslüman adamım, ben niye kiliseden cenazem kalksın ki? Derim yani. Bu arada kayıyoruz arkadaşlar. Yan yan gidiyoruz şu anda. Durursam kalkamam. O yüzden çekildim kenara. HX5. Kayıp da benim deizme dokunmasın. Birileri, ya adam ölen adamın kendisinin vasiyeti varken bile birileri vay arkadaş bir dua etmediniz arkasından bir Allah rahmet eylesin demediniz diyor. Ya manyak mısın sen? Adam öyle bir şey değil ya. Adam bunu... Adam bağırıyor ben ateistim diyor mesela bir tanesi çıkıyor. Yaşarken de oyunlarında, tiyatrolarında ben inanmıyorum diyor ya. Küfür de ediyor. Sonra sen o adamı alıp camiden namazını kılmaya çalışıyorsun. Ya bu ne saçmalık. Bizde hata ha yani. Vallahi kendimizde buluyorum hatayı yani. Neyse özümüze dönelim. Yol perişan, herkes sağda. Polis çekmiş milleti sağa. Kaçıyoruz biz, polisten kaçıyoruz şimdi. Escaping the policeman. Dead policeman. Şimdi çıkacak karşımıza, sen nereye gidiyorsun? Hacı abi diye. Ben de diyeceğim ki kardeş duramam. Orada biri var. Orada biri var. Barsancı nereye gitti? Barsancı gidiyor. Ben de giderim. Ben anlamam. Ben anlamam. Kimse beni durduramaz. Durursam kalkamam. Hayır. Baksana herkes gömülmüş ya. Ha yok ya, polis değilmiş bu. Elinde poşetli, kafası bereli amcaymış o. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sıkıntı yok. Yalnız inşallah şarjımız yeter ya. Yarıya düştü gene. Bunu da değiştireceğim. Yol yapıyorum. Yenisi çıktı. Üçü çıktı bunun. Hala ikiyi kullanıyorum. Oo,
Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkayı da göremiyoruz, iyi mi? Gelen yok gerçi. Ay ay. Ya yol böyleyse gidilir de. Kötüleşirse şartlar, işte o zaman sen ayvayı yemedin mi? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Oluruz yani. İyi, güzel oldu, güzel oldu, geçtik orayı. Bir şurada bir polis noktası var. Buradan normalde 50 ile geçmemiz lazım. Şöyle bir düşelim. Bakayım bir fren yapayım, kayıyor mu? Yo, gayet güzel. Gayet güzel. Maşallah be. E geçen seneki bu model bu kayıp duruyordu. Değil mi? Bu yenisi değişmiş mi? Ne yapmışlar bunu? Bu çok güzel olmuş, pilot lastikli modeli. Aa, bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim ya. İlk defa yani karda, kışta, kıyamette bunu kullanıyorum, bu yenisi. Bilmeyen varsa söyleyeyim. Gayet güzel ya. Gayet güzel. Lapır lapır çıktı ha. Gördün, sen de gördün. Durdurma beni be. Durdurma beni be. Öf. Kırmızı yandı. Ne yapacağız? Neyse, kar yok, kalkarız. O kadar karda kalktık da burada mı kalkamayacağız canım sen de? Aa. Bu arada geniş açı niye çekiyorum ben? Böyle daha iyi. Başatası Korost. Ne? Mesokatas Korost. Ne? Şey diyor. Ya çok hızlı geçiyorsun zaten, Kiril alfabesiyle yazmışsın. Mesokatas Pazapas Nosta E Nay Başta. Başta. Viva. Dikkat et diyor. Bakayım kim. Günaydın, ne yaptın baba diyor. Dur. Arayayım seni. Şöyle sağa geçeyim. Alo. Günaydın, günaydın. Aa, uyuyor adam ya. Nerede yattın akşam? Alefoğlu'ndayım ya. Alefoğlu'nda, güzel, tamam. Vallahi şöyle, ben yarı belime kadar kara saplanmıştım. Bu arada şu an video çekiyorum, onu da söyleyeyim. Şey geldi, kar krem aracı geldi, hani alabilirsen şurayı da süpüreyim gibisinden. Ben çıktım, çıkmışken şeye, Sofya'da yolu kesmiş polis salmıyormuş dediler ama ben Sofya'ya çıkmak üzereyim, çıkıp Nejo'ya falan atmaya çalışacağım kendimi, ama senin o taraftan aldığım habere göre bayağı şeymiş, yoğunluk varmış. Orada kesmişler, burada kesmişler diye bir sürü haber geliyor telsizden. Onu söyleyeyim. Sen Vidin'e kadar git, gümrüğünü yap, ama ondan sonrasına benden haber bekle. Ya da gidince haberleşelim, okey? Tamam, yapalım. Ona göre ben yol durumunu öğreneceğim. Ya. Nasıl? Ya Sofya'dan video atmış. Anlamadım. Sofya'dan diyorum ya abi, video atmış. Sofya'dan video atmış bir abi. O zaman da. Kar, buz, ne istersen var diyor. Tamam, şu an Sofya Otobanı'ndayım ben de. Sofya Otobanı'nı geçtim gibi. Yer yer kar var. Yer yer açık, yer yer kapalı. Şu an kapalı yerindeyim. Durursam kalkamam gibi geliyor ama araç şaşırttı beni ya. Kalktı. Yani bir önceki ufacık karda yürümüyordu. Bu yarı belinden çıktı yani. Tamam, sen Bidin'e git, şey yapalım, konuşalım. Tamam, tamam. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bay bay. Bay bay. Sağ ol. Evet. Evet. Sofya'dan abiler diyor, şey atmışlar diyor. Videolar atmışlar. Bayağı karlı diyor. Evet, bayağı karlıydı. Bakın gördüğünüz gibi. Gidebiliyoruz artık.
Şurayı çıktıktan sonra tabii önümüzde rampalar falan olacak. O orada da belki kesebilirler yolu, bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Göreceğiz, göreceğiz. Güzel manzara be. He? Güzel, güzel. Tık. 30, 27. Acelemiz yok değil mi? Sakin sakin. Geç olsun, güç olmasın. Araç benim için kıymetli baba. Bu araç sayesinde şey yapıyoruz. Sebebiyle diyelim. Rızkımızı kazanıyoruz. Bunu böyle haldır uldur gerek yok. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Riske girmeden. Ne gerek var? Bir saat geç gidelim. İki saat geç gidelim ama gidelim. Şimdi basalım gidelim. Riskli bölgeyi geçtik. Yola çık. Hava şartları araç kullanmaya elverişli. Daisy için bu yollar hiçbir şey değil. Gider. 60'la gidelim de şurada bir radar var. Şöyle bir sola çıkayım. Evet, 60 bitti. Artık burası Plovdiv'e giden otoban. Herkesi tutmuşlar burada bak. Herkes duruyor sağda. Çeken yatmış, çeken yatmış. Aynasını kapatmış, perdesini kapatmış. Bir sürü arkadaş gelmişler dün akşam. Burada kalmışlar. Biz dediğim gibi Gergana Market'in orada kaldık. Orayı da neden seviyorum biliyor musun? Aklınızda bulunsun. Kalotina'dan girerseniz orada bir esnaf bir nasıl söyleyeyim ürünü ya çok cüz'i karla satıyor oradakiler. Demiyor yani bu o bu turcu dur ben buna bir kaktırayım bir 50 cent daha fazla söylese problem değil ben ödeyeceğim zaten. Ama şehir içindeki, yol üstü olmasına rağmen şehir içindeki, köy içindeki market kaça satıyorsa ona satıyor arkadaş ya. Diyorum ki euro ile ödeyeceğim olur mu? Olur diyor. Alıyor hesap makinesini. Burada 1 euro 1.95 leva. Yıllardır böyle sabit kur politikası var. Hiç değişmez. Alıyor hesap makinesini. Kaç leva mesela? 2 leva ya. Çarpıyor 1.95 ile. Bölüyor daha doğrusu. Diyor ki 95 diyor sent diyor. Pardon. 1.10 diyor mesela. Oh. Arkadaş hani ben bunu alacağım döviz bürosuna gideceğim bozduracağım masraf yapacağım hani biraz şey yapalım. Yok abi. Neyse onu çarpıyor bölüyor yani. Gavurun da dürüstü arkadaş. Seviyoruz bak ben de ona gidiyorum işte. Dünyalık dünyalık. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. Tırlar bak hep nasıl sağ tarafta. Semih Lojistik selam olsun. Hepsi bizim arkadaşımız ya. Hepsi bizim kardeşimiz. Ekol. Merhaba Barsan. Merhaba. Merhaba ayakkabıcı çocuk. Türk filmine bağladık iyice. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Yola çık. Yalnız sıcak oldu. Şunu azıcık şey yapayım. Müsaadenizle. Severiz. Saygı duyduğumuz bir simge, sembol. Semboller önemli. Bütün dünya sembollerini kullanıyor. Biz kullanınca birilerinin ağzı yayı gevşiyor hemen. Şu küçük arabalar da karı gördüler mi yavaşlamasalar.
zaten açık. Gideceğiz galiba ya. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Böyle nasip, kısmet dedikleri tam olarak bu. Tam olarak bu. Bak adamları tutmuşlar polis. Ya ben yola çıkarken polis yolu kesti, Sofya'da göndermiyor dediler. Bak biz geldik, gidebiliyoruz. Nasip işte. Şimdi o adamın yolunu kestin. Belki o adam ne yaptı? Takosu bitti. Ya da bir saat daha vardı, iki saat daha vardı. Gidecekti, restoranda yatacaktı. Gidemiyor. Şimdi biz artık yol bizim. Yol bizim. Bakayım arada bir kontrol edeyim. ESP falan devreye giriyor mu? Kaç? Kaç lan ufaklık? Rampa çıkacağız. Yavaşlarsak olmaz. Evet, yol şartları bayağı ağırlaştı. Ben kendimi şöyle sola doğru atayım. Çünkü gidememeye başladık artık. Tuzlama aracının arkasında kalayım dedim ama maalesef orada kalmakla bir şey elde edemeyeceğim. Çünkü buraya kadar bir yoğunluk oluştu arada. Tamam, şimdi hafif sağa atabilirim kendimi tekrar. Yani bölge bölge bakıyorlar anladığım kadarıyla. Bundan sonrasını küremişler. Bak burada bir şey yok ama az önceki yeri sen de gördün. Bayağı yoğun yoğun. Aracı sarsacak kadar buz kütlelerinin üstünde gezdik. Uf. Bir an dedim herhalde kalacağız burada. Kalır mı Daisy be? Daisy götürür bizi. Bizi götürür bu kız. Bu kız yürekli kızmış. Sağlam basıyor yere. Aynen. Kocaman kocaman lastikleri var. Atlayıveriyor böyle buzların üstünden. Güzel, sevdik. Yavaş gidin be. Can sıkmayın. Yavaş gidin, hep gidin. Adaptif hız sabitleyici kullanılamaz mı? Ben zaten kullanmıyorum ki. Bu havada hız sabitleyici kullanılır mı ya? Dalga mı? He, diyor ki ön radar sensörü, ön radar sensörü diyor, blokeli diyor. E tabii kar yağdığı için orada doldu artık orası. Tamam, okey. Çarpışma önleyici de artık devre dışı. O da gitti. Kaldık baş başa Daisy'cimle. Öyle. Ama genelde kar yağdığı zaman olan şey bu. Ki zaten onları, o sistemleri kullanmıyoruz. Bizim için önemli olan sistemler burada. Electronic Stability Program dediğimiz ESP. O devreye girdiğinde anla ki araba kayıyor, o program onu toparlıyor. Kaydırtmamaya çalışıyor. Ha diyorsun, evet bu yol kayıyor. Araç destek atıyor bana yolda tutmak için. Hayvanların lüzumu yok şimdi. Ne böyle, nereye gidiyorsun? Anladım. Tabaklanacak deri var herhalde. Anladım. Tamam. Sen hızlı git o zaman. Birden. Bu yolun riski şu. Birden oluyor her şey. Tamam mı? Sen diyorsun ki yol açık. Şöyle bir tabaka temizlenmemiş oluyor. Birden o tabakanın üstüne çıkıyorsun.
bir de önündeki küçük taksi, eyvah ne olacak, duramam, çarparım ya, yan yatarım falan gibi bir fren yapar da önünde dönüverirse sen de duramayıp ona vurabiliyorsun. Yani şurada, yani böyle yolda fren kadar gaza da ihtiyacın var. Mesela bu arabanın limitine 90. Ben 90'la gidersem araba bir yerde, atıyorum diyelim ki o ESP devreye girdi ama yeterli gelmedi, artık limitin üstünde. O toparlamaya çalışıyor ama olmuyorsa ben fren yapamam artık. Fren yapamadığın yerde bir tek şansın var, gazla toparlayabilirsin. Bir ihtimal. Hani hatırla drift yapan adamı, kayıyor, aksi istikamete çevirip daha çok gaz verip bu tarafa, sonra bu tarafa. Hatırla o videoları. Yapıyorsundur zaten de, hadi söyleme şimdi. Polis ceza yazmasın adına. O yüzden bu araba 90'a limitli olduğu için ben 90'la gidersem o aradaki gaz verme payım kalmıyor benim. Onun için 70-80, 70-80 buralar iyi. Toparlama ihtiyacım olduğu zaman frenin yanında gazı da kullanabilecek kadar arada bir payım olsun. Siz de öyle yapın. Aslında şurada ben de hatalı gidiyorum. 70 değil 60'la gitmem lazım. Ama işte yolu okuyoruz, arabayı az çok tanıyoruz. İşte tecrübe devreye giriyor, diyor ki şunu yapar, bunu yapar. Tamam, 70 olur yani. Limitlerde olur ama. Mesela o az önceki tabakhaneye mal yetiştiren, mal taşıyan arkadaşım 90'la gidiyordu. O burada artık bir an önce malı atayım sırtımdan da eve gideyim, sıcacık sobamın odun ateşinde ısınayım diyordu. Belki adam haklıydı ama oysa ki biz onu anlayamamıştık. Ya. Ya. Neco olsaydı ne güzel küfür ederdi şimdi ona. Belki bağırırdı arkasından pederas diye. Ama biz bilmiyoruz. İşte bilsek biz de söyleyeceğiz de biz bilmediğimiz için şey yapamıyoruz. Söyleyemiyoruz. Yağmaya devam ediyor, yığmaya devam ediyor. Bu mevsimde kar Bulgaristan'da güzel olduğu kadar çile de aynı zamanda. Şimdi motel diyor, en sevdiğim park yerine geldik. Gerçekten en sevdiğim park yeri. Çorbası müthiş, tavuk çorba içersin. Fakat ben şimdi buraya girersem çıkamam. Ve her zaman gündüz denk getiremiyorum. Muhteşem bir tesis. Fakat gece kapalı, inanılır gibi değil. Türkiye'de olsa bunu 24 saatin ötesinde şey yaparlar, çalıştırırlar. Hadi bakalım. Hatunum. Günaydın canım. Günaydın tatlım. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım, kaldık kar altında. Aa, yağdı mı oraya da? Hadi be. Ama ya da devam ediyor yoğun şekilde. Anladım. Ben Sofya'dan kurtardım kendimi. Can. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceksin? Bak ne diyeceğim. De. İhtimaliniz varsa, imkanınız varsa gidin, arabalarınızı teslim edin. İzin alabiliyorsanız alın. Bize 5. 6. gün çok yardım lazım. Çünkü kurbanı alınacak etini falan bizim parçalamamız lazım. Canım, tabii ki de. Gelebiliyorsanız 6. gün gelin. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, iyi diyorsun da. Söyle. Bizim yani Bursa'dan bu şekilde hava varken neyle gelmemizi düşünüyorsun? Bizim arabayla. Canım, benim altımdaki araba 26 ton şu anda. Bu arabanın girmediği yere bizim araba girer mi sence? Şey gelecek mi? Bizim köye gelen araba var salı günü ama. Yok. Onunla siz gelir misiniz? Onu yani. Yok, o olmaz o. Onu, işte olmaz o, diye olmaz. Diyorum. Yok, başka arabayla da değil, bizim arabayla da olmaz. Eğer bu şekil yağarsa. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum.
Pazartesi günü yağış yok diyor. Salı günü de yok. Salı günü biraz yağacak ama soğuk var çok. Eksi 3-4 Şimdi de derece. yağmaya devam ediyor. Evet. Şu an burası eksi yok, şu an sıfır burası da. Anladım. Bu gece eksi 8 bekleniyor. Anladım, anladım. Yani sağlam don yapacak. Anladım. Yani ben şimdi oraya girsem de Yani çıkamayacağım anladığım kadarıyla. Şöyle biz de ben kalktığım yerden Sofya'nın bilgisini aldım. Orası şey dediler, yani polis kesiyor, salmıyor ihtimam tarafına gidenleri dediler. Ben yine de çıktım, hani bir sonuçta bir tesise gideyim, bir lavaboya falan gideyim diye. Ama o evet. sırada açmışlar yolu. Ben Sofya'yı bitirdim. Ben şimdi şeye, ihtimam rampalarını falan da geçiyorum. Buralarda yer yer açık, yer yer kapalı ama gidiyor tır. Onun haricinde hani Plovdiv tarafında da belki bir şeyler vardır. Hani temizleyebilirlerse ben gelene kadar temizleyecekler. Ben oraları geçebilirim. Kapitan Andreeva'ya gidebilirim. Ama Evet. şeye hani hem senin dediğin gibi kalorifer geçidini geçmek bu şartlarda zor olacak. Hem de Evet. girersem köye çıkma ihtimalim çok zayıflıyor. O yüzden Evet. gideyim, ama şey yapabilirlerse, hani hemen bir yük ayarlayabilirlerse pazartesi günü bu boşaltılır, yüklenirse. Ama bu sefer de kapıda bekleme sırası ne kadar olacak, süre ne kadar olacak bilmiyorum. Hani salı, çarşamba benim en erken gelebilme şansım olur. Çarşambayla biz bitirmiş olacağız zaten. Anladım. Yani bizim salıdan her şeyi bizim hazırlamamız gerekiyor. Öyle catering şirketi yok. Anladım. Alıyorsun, kendin yapıyorsun her şeyi. Çok Anladım. yardıma ihtiyacımız var ve ablam Ayşe, ben varız sadece. Anlıyorum. Peki gelsem, peki bugün hani diyelim ki ben yol durumunu öğrendim oralarda. Köyün içine girmesem de merkezinde bir yere, yani daha doğrusu merkezine de girsem aynı şey oradan. Yarın yağış vermiyor mu demiştin? Yani valla sabahtan akşama değişiyor ki şey veriler. Anladım. Hatırlamıyorum şu an. Yarın mı öbür gün mü vermiyordu? Yani bu bir iki gün ben yağış yok diye biliyorum ama tam olarak lokasyon bakmadım. Şöyle yapayım canım. Ben şimdi bir Neco'nun oraya gideyim. Tamam mı? Bir toparlayayım Hı. kendimi. Bakayım yol durumunu net öğreneyim. Geçebilirsem geçer gelirim. Zaten bir 45 yapmam Bak, gerekecek ya. O 45 şöyle içerisinde yapsan. size yardımcı olurum yani. O şekil olabilir. Şöyle yapsan. Kalaferden geçmesen de birazcık yolunu uzatıp Eskizehir tarafından Kızanlık'tan geliyormuş gibi gelsen. O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Bence öyle yap. Yani Hiç o riski alma. o geçidi geçme diyorsun. Direkt Kızanlık'tan dön diyorsun köye. Evet, Anladım. evet. Tamam, bakacağım bir haritada, ben bir rotayı çizeyim. Evet, Ama evet. o yolun da ne olduğunu öğrenmem için benim bir Plovdiv'i geçmem lazım. Yani oraları bir göreyim. Ona göre yani. Evet. Çünkü Balkan Dağı'na yakın. Ben bir şekilde kendimi atarım gibi geliyor. Tamam. Eğer öyle yaparsam atarım. Ama hani Ya köye girdikten sonra da çıkar mı? Pilot işte lastik sen çıkar yine bu de ya. Çıkar bu araba. Ya yarı beline kadar sen yine şey çıktı. Ha. yapma. Ne? Yine de yol durumlarını netleştir. Dediğim gibi yap ama. Tamam. Eskizehir'e doğru gidiyormuş gibi yap. Evet. Oradan dön eğer geleceksen. Tamam, bakacağım ben. Yani bir yol bulurum Tamam ya. mı? Bir yol bulurum. Çocukla konuştun mu? Konuştum. Ne Şu an yaptın? şeyde, Halefoğlu'ndaymış, Romanya'da. Kalkacak bir çorbasını Ha, içecek. gelmek davetine. Yok yok. Bir Tamam. çorbasını içecek, elini yüzünü yıkayacak. Ondan sonra şeye, Vidin'e geçecek. Oralarda bir şey yok şu anda. Yani Romanya iyi, açık. Yok mu? Yok yok. Ha, Oralar açık. açık Ama mı? şey, Bulgaristan'a girdikten sonra Vratsa-Botevgrad arası yol kapalı gibi Ya bir şey orası şu anda. sarp olur. Tabii çok çok ciddi, giden dönüyormuş hatta geri. Onun da haberini almış o.
Vidin'e gidip gümrüğü yaptırıp bekleyecek o da yani durumun şeyine göre hareket edecek ya da etmeyecek. Onu konuşacağız daha. Dur bakalım tamam. Şimdi. Tamam. Tamam. Hadi sen git Necun'un oraya. Oradan bir netleştir bakalım tamam. Da ona göre yine konuşuruz. Tamam, bana tamam. Da haber ver. Tamam haber vereceğim ben. Tamam. Yani selam söylüyor ablam. Tamam aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. Evet. Durum bu. Şimdi Houston, I got a problem. Yani we have to go. Birilerinin bana ihtiyacı olduğu zaman şartları her zaman zorluyordum. Dattanat. Elin çakma kahramanlarının replikleri bak nasıl kazınmış beynimize. Bizim gerçek kahramanlarımız varmış meğerse. Farkında değilmişiz. Aa, ihtimam tüneline geldim ben. Buraya kadar geldikten sonra bundan sonra bir şey yok ki. Bundan sonrası yokuş aşağı. Ama yavaş. Ne diyorduk? 70. 75. Maksimum. Harika. Ben buraya kadar geldiğimizi fark etmemiştim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Işık yapalım mı biraz? Araba da disco gibi. Işığı bol. Yavaşlayalım. Tünel çıkışının ne oldu? Bakın tünellerde çok dikkat edin. Beyler bayanlar. Hanım arkadaşlarımız da sürüyor biliyorsunuz tırları. Çok da güzel yapıyorlar bu işi. Tünellerde dikkat edin. Girerken hiçbir şey yok. Çıkarken fırtına olabilir. Yani bir tünel hava şartlarını bölebilir. Çünkü bir dağın içinden geçtiğiniz için dağın ön tarafı ile arka tarafının koşulları farklı olabiliyor. Yani günlük güneşlik bir alandan karlı bir alana birden çıkabilirsiniz. Yol temizlenmemiş olabilir. Lap diye saplanabilirsiniz. Orada kayabilirsiniz. Ya da yağmurlu bir, yeni yağmış bir yağmurlu asfalt biliyorsunuz çok kayar. Oraya denk gelebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Tünel içinde o yüzden yavaş gidilir. Çıkışında da şöyle bir kontrollü çıkılır. Ona dikkat edin. Aman gözünüzü seveyim. Bunları söylerken ben çok biliyorum manası çıkmasın. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Sadece sizi insan olarak sevdiğim için uyarma ihtiyacı duyuyorum. Baba gibi düşünün. Abi gibi düşünün. Kardeş gibi düşünün. Bunlar beraberce çözeceğimiz problemler olsun. Beraberce akıl akıldan üstündür. Sizin de yorumlarda yazdığınız şeylerden ben de çok şey öğreniyorum. Siz de benim anlattıklarımdan çok şey öğreniyorsunuz. Beraberce birbirimizi eğitiyoruz. Bu işe böyle bakalım. Ortak yapıyoruz bu işi yani. Var gene dengesizler yazmışlar da. Çak da sallamıyoruz artık. Evet. Evet. Kar yağıyor arkadaşlar. Kar yağıyor. Bunun tadını çıkartalım. Yani ben ne istiyorum? Şurada ineyim. Bir kardan adam yapayım. Kardan koltuk yapayım yapmışlığım var. Ben kardan adamdan ziyade kardan koltuk yapmayı daha çok seviyordum. Çünkü kardan adama öyle bakışıyoruz. Ama kardan koltuk yapınca oturabiliyordum taht gibi. Ben yaptım deyip oturuyordum mesela içine. Kocaman bir yuvarlak silindir yapıyordum. Yuvarlaya yuvarlaya. Sonra içine oyuyordum onu. Oturuyordum içine. Bulursam paylaşırım foto ama çok eski. Kim bilir nerede albümlerde. Yapıyoruz öyle şeyler ya. Severiz. İstiyorum şu romantizmi yaşayayım. Gireyim karlarda yuvarlanayım. Ben de böyle ellerim ayaklarımı açıp kapatıp iz yapayım. Radyoaktif madde işareti çıkartayım orada. Öyle değil mi? Radyoaktif madde işareti o değil mi böyle şu kenarları şey? Öyle, ben öyle biliyorum. İstiyorum böyle şeyler ama tırcıyım ben. Tır sürüyorum. Duramıyorum. Sizin orada kardan adam yapmak mümkün mü abi? Biz fakiriz de yapamıyoruz. Fakiri zengini herkesin oynayabilip tadını çıkarabileceği bir manzara. Ya çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok hoş.
Sağ taraf güzel. Asfalt görünüyor. Sol taraf beyaz. Arkadaşım geçiyorsan geç. Bak ben kendimden yana bir problem hissetmiyorum. Ama ve lakin bu yanımdan geçen arabalar beni çok tedirgin ediyor. Kayıp bana vurursa hadi geçmiş olsun. Uğraş dur ondan sonra. Anlat. Geldi bana vurdu da. Ne oldu? Ha, şey, powerbank düştü. 20 binlik Mustafa Karaaslan'ın bana hediye ettiği Redmi powerbankimiz yere düştü. Evet. Mustafa Karaaslan'a da geçmiş olsun. Bir ameliyat geçirdi. Bu arada adamın drone'u hala bende evde yatıyor. Onu da aldık. Onun hikayesini anlatmadım size. Tatile gittik. Mardin görüntüleri çektik drone'la. Çok güzeldi. Dedim yarın da dedim Kasımiye medresesini çekeriz şöyle bir yukarıdan. Gayet güzel olur dedim. Akşam dedim ki ya ben dedim gece ışıklı halini daha karanlıktayken ışıklı halini çekmedim dedim. Dur bir çekeyim dedim. Drone'u bir kaldırdım. Çat vurdu üçüncü kata. Oradan yere düştü. Karaaslan'a dedim senin drone'un dedim kolu kırıldı. Nasıl oldu? Dedim böyle böyle üçüncü kata çarptık. Ya diyor senin kabahatin yok ki diyor. Adam diyor üçüncü katı diyor kaçak çıkmış diyor. O yüzden olmuş diyor. Yoksa diyor o adam o katı yapmasa diyor sen oraya çarpmayacaksın. Dedim vallahi öyle ama kontrolü kaybettim. Sıkıntı yok dedim. Servise verdim. Yapılıyor şu anda. Sonra yaptırdık. Çok da güzel yapmışlar. DJI servise yolladık. Yapıldıktan sonra test uçuşlarını servis yapmış. Bana videosunu attılar. Eve geldi drone. Dürtüyor bir taraftan şeytan. Diyor ki uçursana. Ben de diyorum hayır. Uçur uçur diyor. Çok güzel olmuş diyor. Ben diyorum hayır. Vallahi bir kere kaldırmadım ondan sonra. Servis ne yaptı etti? Testini yaptı, paketledi ya. Öyle duruyor. Vereceğiz Karaaslan'a geri. O uçursun. Bir daha duvara çarpmak istemiyorum yani. Yani 4 kaç oldu? 4000'lik olduk yani. 4000'i benden çıktı. 3400'ü mü ne şeyden çıktı? Karaaslan'dan çıktı. Çünkü sensörü bozuktu. Sensörünü de Karaaslan dedi onu da yaptır madem yapmışken dedi onu da ben vereyim. Tamam dedim. 7400'lük olduk ortaklaşa. Artık diyor senin de payın var bu drone'da diyor. İstediğin zaman kullan diyor. Ortak bir nokta belirleyelim oradan alır uçururuz diyor. Dedim istemiyorum sende kalsın. Öyle duruyor şimdi evde. Alacağım bir drone alacağım da. Şu vize 2 senelik gelseydi hanımla pazarlığımızı yaptık Zeynep Hatun'la. Dedim vize dedim 2 yıllık gelirse drone alıyorum dedim. Artık 50 bin 60 bin 70 bin neyse bir bütçe ayıracağız. Tamam dedi sağ olsun. 1 yıllık geldi ağzımı açamadım. Öyle kaldım böyle baktım durdum vizeye 1 yıl. Olan bizim drone hayallerimiz oldu. Ay yavaş bas frene bas. Hafif bas. Ana. Yokuş iniyoruz 53-54 ile iniyoruz. Beyler bayanlar. Bu iş böyle. Rampa çıkmak değil rampa inmek. Önemli olan o. Ustalığınızı rampa inerken gösterin. Yavaş inin. Çünkü yük yerine gelir. Araba yerine gelir. Ama siz gittiniz mi bir daha yok. Selanızı okudular mı? Ya özür dileriz ya biz yanlış okumuşuz. Bunu geri alıyoruz. Kalk oğlum sen de mezardan. Ne yaptın? Yattın hemen ya. Allah Allah. Yanlışlık olmuş. Çık oradan. Diyen oldu mu hiç kimseye şimdiye kadar? Gelip hoca tam böyle okuyor. Aa! Bu o değilmiş ki ya. Ulan yanlış adam ölmüş. Dur sen değilmişsin. Kalk. Böyle bir şey yaşanmadı şimdiye kadar. Öldün bitti. Öldün başladı. Öyle diyelim. Edepsizlik oldu. Öldüm bitti. Çok hoş bir tabir değil. Öldün başladı. İşte o başlayana kadar burada biriktirdiklerin yetiyorsa orada satın almaya bir şeyleri ya da niyetin halisti ya bu bizim adamımız deyip sana arka çıkacaksa o zaman kurtuldun. Ama yoksa çok sıkıntı be.
İnsan ne diyecekmiş? Keşke dünyada olsaydım da nal ile mıh arasında olsaydım. Yani atın nalıyla, atın nalını çaktıkları o mıh var ya, onun arası var mı? Yok. O kadar ezik durumda olsaydım da, orada olsaydım da şunu yaşamasaydım diyecekmiş öbür tarafta insan. Onun için biraz iyi niyetli olmak lazım. Doğru olmak lazım yani. Her neyse. Evet, bugünkü fetva dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Ne bu? Bet. Ha, bak kumarcılar bunlar. Betting. Bet. Şunu veriyoruz, bunu veriyoruz. Ne o kadar veriyorsunuz da bu insanlar niye hep batıyor? O da fena. Evet, açıldı yol. Tamam, bundan sonrası güzel gibi. Bakacağız. Buna da bakacağız. Benim amcam Nerpeliçe Başkanı Turan Kaya. Bakacağız. Çek, bunu da çek. Her tarafta ağaç. Her tarafta kar. Sözü geçen kalofer geçidi burası arkadaşlar. Yani yolu hiç dedim uzatmayayım. Açmıştır dedim yolu. Açmıştır dedim. Gideriz dedim. Açmış. Yolda bir problem yok. Ama manzara çok müstesna. Şu önümüzdeki kamyoncuk biraz hızını alsaydı iyi çıkardı ama çok yavaşladı. Belki ağırdır. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Bak dallar değiyor dorseye. Ses yapıyor. Çok ciddi anlamda kar yağdığı için dallar eğilmiş. Bazıları da kopup yola düşmüşler. Şurada bir kaydırmazsak bundan sonrası kolay gibi. Evet. Birkaç tane böyle şeyimiz var. Virajımız var. Çok çok fazla değil. Buraya gelirken Plovdiv'den yol ayrılıyor. Diyor ki Trut, Pesnopoy, oralardan Dolna Mahala, ondan sonra Pesnopoy, sonra da Kalofer diye geçiyor. İşte bu geçidin adı bu. Kalofer. Ama buraya dönmeden önce bir 12 ton yasağı var ilerisi için. O da şu. Of, 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 of. Çok eğilmiş dallar, çok. Troyan geçidi. 12 tona kapalı. 12 ton ve üstüne kapalı orası. Orayı bence taksiye de kapatmaları lazım. Çok ciddi rampa. Çok yüksek. Yani Balkan'ın tepesine kadar çıkıp ondan sonra tekrar aşağı iniyorsun. Çıkması dert, inmesi dert. Ve zaten şu anda zannetmiyorum oranın açık olacağını. Ciddi bir geçit orası. En tepesinde de böyle şeyler var. Heykeller falan var. Böyle kocaman kocaman. İnternetten bakabilirsiniz ya da ben buraya fotoğraflarını koyayım. Beklemeto diye geçiyor tepesi. Orası fena. Tabii oradan zaten gidemeyecektik ama burası da şu anda bizim için riskti. Girdik bu riske. Geçiyoruz. İki Balkan'ın ortasına geçiyoruz şu anda. Orta Bulgaristan. Oraya geçiyoruz. Küçük Balkan'ın sağ tarafı Plovdiv ve bizim gittiğimiz otoban. Küçük Balkan'ın sol tarafı da eski otoban olmadan önceki hali. Biz şimdi oradan paralel bu tarafa atlıyoruz. Bu geçit onun için. Küçük Balkan aşıyoruz yani. Bir de Büyük Balkan'ı aşman gerekiyor. O da Kuzey Bulgaristan'a geçebilmek için. Oralara gitme. Anam. Bak dallar. Kapatmış ağaçlar, maaşlar. Bir yol ver yavrum bize. Heh. Çok fena. Yolları kapatmış. Görüyor musun ağaçlar? Aa. Çok uzun video yaptım size bak. Artık acısını çıkarttık, uzun zamandır yoktun abi. Varız işte bak kaç, bir saati geçti. Bir saat. Of
Of of of. Dallar budaklar her taraf. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kızım, yavaş yavaş basmayın. Tuzlamışlar burayı, iyi olmuş. Şurayı... Çıkması mesele değil, çıkar benim kızım. Ama inmesi mesele, bakalım. İnişi ne yapacağız? Yavaş yavaş. Usulcacık usulcacık ineceğiz kısmetse. Zaten az kaldı, tepeye geliyoruz. Baby. Bu kaloferde bunların şey turistik yeri. Buradan giriliyor işte. Turistik dediğinde bir şey yok ama. Neydi burası? Bir bakayım. Kalofer. Bilmiyorum. Adamı çıkartamadım. Orada bir fotoğraf şey silüetini yapmışlar ama kim olduğunu çıkaramadım. Onu Zeynep bilir. Bunların böyle şeyleri var ya. Çok 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 liderleri, çok önemli edebiyatçıları mesela. Onların da şehirleri. İşte çok önemsiyorlar böyle şeyleri. Biz hangi şairimiz, hangi edebiyatçımız nerede doğmuş onu da bilmiyoruz yani. Çok güzel eğitim sistemimiz var. Harika. Gerçekten harika eğitim sistemimiz var. Evet, zirveyi geçtik. Kalofer zirvesiydi bunun. İniyoruz şimdi aşağıya. Şu sol taraf komple kalofer ama siz görüyorsunuz, görmüyorsunuz bilemeyeceğim şimdi. Vitesi manuele alalım. Böyle 8. vitesle insin. Otomatik motor frenimiz nerede? Burada, bunu kapatalım. Çünkü yığılma yaptırmasın, kafayı atmasın sağa sola da. Yani otomatik motor freni, biz frene bastığımız zaman devreye girerse problem. Biz şimdi ne yaptık? Vitesimizi 12 vitesli aracı 8'e indirdik. Öndekiyle takip mesafemizi koruyarak buraya ineceğiz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin. Good girl. Oh baby baby. Bu kalofer geçidini geçtikten sonra 10 kilometre sonra yol ayrılıyor. Zeyno yengenizin köyüne. Oraya da içeri girdikten sonra, yani döndükten sonra bir 5 kilometrelik bir mesafesi var. Eskiden çok büyük bir köymüş. Yani tiyatrosu, sineması falan var köyün yani. Kütüphanesi var. Oğlum okuluna gittim, okulda piyano var lan be. Biz şehirde okuduk, her yerde. Şehirde ben hiç köyde okumadım. Hep şehirde okudum ben. Kahramanmaraş'ta okudum, Bursa'da okudum, Bursa'da okudum, sonra Bursa'da, sonra gene Bursa'da okudum. Hep Bursa'da okudum ben ya. Ben niye hep Bursa'da okudum? Gez 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 bütün Türkiye'yi baba komiser olunca. Ama demek ki öyle denk gelmiş. Hep Bursa'da okudum ben. Bir tane piyano görmedim arkadaş. Okula ben götürdüm. Bir tane şöyle rahmetli anneanneme mi aldırdıydım onu? Annem, babam ne kim bilmiyorum hangisi aldı. Kim aldıysa sağ olsun. Ork diyorlardı ya eskiden, klavye. Onu ben götürüyordum okula. Ben flüt çalmak istemiyorum. Ben bunu çalacağım diyordum. Müzik öğretmenim de sağ olsun tamam dedi. Onunla ben müzik dersine girdim. Öyle de geçtik. Güzel de çalıyorum yani. Dum. Ama bunların köyünde piyano var. Bildiğim büyük piyano var ya. Sonra meslek dersi gördükleri atölyelere baktım. Arkadaş torna, tesbiye, freze, matkap, büyük kollu. Hepsi orada. Arkadaş nasıl köy la bu dedim böyle. Köyde tiyatronun ne işi var? Sinemanın ne işi var? Bir kütüphane var, akla ziyan. Ondan sonra hatun böyle oluyor tabii, olur. Okumuş bütün dünya klasiklerini, Rus edebiyatını, hepsini okumuş. Okumuş, ondan sonra yarıştıramıyoruz biz. Olmuyor, kandıramıyorum yani. Hiç kandıramıyorum. Evet, evet, evet. Son sağlam virajımızda döndükten sonra geçmiş olsun. Geçemeyeceğiz zannettiğimiz. Acaba şuradan mı gitsek? Yolu çok da uzatmadan acaba şuradan mı dönsek? Dediğimiz yollara girmeden risk alarak kazandık. Bir Bulgar atasözüdür. Risk kazanır. Evet.
risk kazandı. Güzel oldu. Şimdi tırı köyün meydanına da bırakabilirim. Evin önüne de bırakabilirim. Evin önü müsait. Daha önce girmişliğim var. Ama tabii yolun durumunu bilmiyoruz. Orada ne kadar kar yağdı. Gerçi telefonla ben aldım informasyonu, bir sıkıntı yok gibi ama gene risk. Gene risk. Hep risk. Acaba Erkan bu riske girecek mi? Gireriz. Ya kardeşim, köyün meydanında bırakacağım, gece ne olduğunu bilmiyorum. Hem bizim evin önü güvenli. Karşısı o bölgenin belediye başkanı. O da hatunun akrabası. Yan taraf köyün muhtarı, komşu. Hepsi orada yani. Kimse, daha güvenli bir yer yok orada. Evin önü iyidir. Oraya gideriz. Şu etabı bir geçelim. 11 kilometre kaldı. Burada da balcı var, balcı. Güzel bu adamın balı. Met diyorlar bala, met. Medikal'den geliyor herhalde. Anladın? İlaç yani. Her neyse. Bir köy geçeceğiz galiba. Manolova olması lazım. Osetanova burası. Bir de Manolova geçeceğiz galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Orayı geçmeden bizim hatunun köyüne, yani artık bizim köyümüze girme ihtimalim var. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Baksana her taraf bembeyaz ya. Girmek var, bakalım çıkabileceğiz mi? Bir de o var. Mazolat. Aferin lan kamyoncu. Açtın bize yolu. Gerçi açıktı ama olsun. Dallardan budaklardan onun sayesinde kaçtık. Bu ne yapıyor dedik. Böyle o kaçıyor. Ha, demek ki bir şey var. Hani insan dalabilir o kar dallı budaklı yoldan gidiyorsun zaten. Algılayamayabilir. İyi oldu yani. Önde bir mastar olması çok iyi. 4 kilometre sonra sağdaki çıkışa gireriz. Arkadaş bu camlar fena ya. Puslu olunca, neyse, su buraya kadar yetti. Bundan sonra işte köyde işleri halledince Kapitan Andreeva'ya gideceğiz. Hava şartlarına göre de yetecek kadar bir cam suyumuz kalırsa iyi. Çünkü normal su koyduğun zaman bu mevsimde donuyor arkadaş. Donuyor ve sıkıyorsun, kalıyor orada. İnce ya böyle su atma şeyleri. Memeleri diyeceğim, böyle uçları yani. O yüzden donmaması için antifrizli cam suyu kullanın. Ya da yapmayı biliyorsanız evde kendiniz yapın, bilmiyorum yani. Evet. Ne yollar gördük sizinle be? He? Öyle değil mi? Ne yollar yaptık, ne yolculuklar yaptık. Aa evet, bak o köye geldik bu arada. Ne? Manolova mı burası? Bakayım. Aynen. Unutmamışız ya. 50 ile git diyor. 50 yaparız. Burada polis olmuyordu eskiden. Yeni adet geliştirmedilerse. Bakayım, yok. Biz gene de böyle yavaş yavaş 55-56 gidebiliriz. İyice de yani trafiği kastırmayalım. Artık son köy
Güzel ama buralar yani. Bir eli yüzü düzgün, bir toparlanmış. İşte bahçe duvarlarından anlarsınız gelir seviyelerini. Kimisinin iyi, kimisinin kötü. Kimi boyamış. Ne bileyim, bir şeyler. Bir elden geçmiş yani. Kiminin evi sıvalı boyalı, kimisi hala tuğla. Yani ne ka ekmek, o ka köfte. Şimdi biz bu yoldan çıktığımızda bakalım köy yolu bize bir sürpriz yapacak mı? Geç kuzucum, geç. Hay yavrum, işte işte kızmıyorlar bu niye yavaş gidiyor diye. 800 metreye geçince sağa dönmeye hazırlan. Döneceğim de beyaz görüyorum orayı. Beyaz hissediyorum. Bakalım ne olacak. Bu kadar yolu geldik. Şuradan 5 kilometre köye giremezsek bak sen şu işe. Şurada yatarım vallahi, hiç umurumda değil. Gelin beni alın derim, birinin arabasıyla gelsinler. Artık bundan sonrası benden çıkar arkadaş. Gördüğünüz gibi tırlar gelip gidiyor buradan. Bu yol eskiden kullanılan bir yol. Bu yoldan devam ederseniz Kızanlık. Oradan da şeye gidersiniz, Eski Zağra'ya gidersiniz. Tekrar geldiğimiz otobana bağlanırsınız. Yani yolda bir kayıp yok. Bir tek şurası işte, buradan gireceğiz çıkacağız. İyi. İyi güzel. Ooo mis, muhtar çalışıyor. Ooo güzel. Sevdim. Tamam. Açık. Yolumuz açık. Daha hala navigasyon çalıştırıyorum ya. Yani. Kapat. Burası artık tamam. Burası bizim ya. İnsan eve giderken navigasyon açar mı ya? Ne saçma. Çok rüzgar var ama. Aslında bu karlı havalarda rüzgar bir yerden sonra avantaja dönüyor ama bir yerden sonra. Şimdi baştan o kar kütlelerini, uçuşan karları yola savurduğu için yolu kapatıyor. O iyi olmuyor. Ama şiddetli estiği zaman eritiyor. Dolayısıyla yolu böyle hiçbir şey yapmadan da şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Açmış oluyor yani rüzgar. Ben de şöyle buradan 90-90... Şu yolda 150 yapmışlığımız var, ayrı mesele de. Tırla değil. Normal binek arabayla. Şimdi 90-90 gidelim. Gene köylünün bakışları arasında kim geldi acaba diye. Eve kadar gidelim. Gelir miydik, gelemez miydik derken geldik. Yalnız bakalım Burak gelebilecek mi? Onun o taraf Vidin'den Sofya'ya kadar sıkıntılı. Yer yer temizliyorlar, durduruyorlar, açıyorlar, durduruyorlar, açıyorlar. Böyle bir şeyi var. Sıkıntısı var. Şu an Vidin'de gümrük yaptırıyor. Onu da yaptırsın. Ondan sonra ben ona bir güzergah çizeceğim bakalım orada. Riske girmeden gelebilirse o da gelecek. Malum anneannesi rahmetli onu bir ziyaret etmek istiyor. Cenazeye yetişemedik çünkü. Ama en azından yani yardımımız olsun, orada bir bulunalım. Manevi destek, maddi destek neyse yapalım yani. Dünya işte 3 gün. Dün, bugün. Aslında 2 gün desek daha iyi. Yarın var mı bilmiyorsun. Ölenlere baksana diyor, hep ihtiyar mı? Dün vardın, bugün varsın. Evet. Şurayı da döndük mü? Burası çok keskin bu arada. Ona göre... Evet. Virajımızı aldık. Evet, sağ taraf kabristan. Allah rahmet eylesin. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bu video. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.
köye geldik. Bundan sonrası özel. Daha önce belirttim mi bilmiyorum. Son zamanlarda dünya üzerinde yaşanan adi savaşlar yüzünden, soykırımlar yüzünden, İsrail'in yaptığı zulüm yüzünden, akan kan olduğu için Gidince Bakarız kanalında yayınlamak istediğim videoları hala yayınlamadım. Çünkü böyle bir şey yaşanırken eğlence bizim neyimize? O kanalda da eğer böyle bir ateşkes ve akan kanın durması gibi bir şey söz konusu olursa o kanalda videolara devam edeceğiz. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz videoya bir like alırız. Abone olmayı da unutmayın. Hadi hoşça kalın. Bye bye.